Saygıdeğer hocam. Şimdi bütün bunları yaparken, bu hükümet hep iki şeyle çok övündü. Bir ulaştırmasıyla çok övündü, bir de sağlığıyla çok övündü. Ama asıl bunların da önünde olan üretimin sizdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Bayılıyorum. Diyor ki, üretim mutluluktur. Üretim mutluluktur ama üretim ne yazık ki Türkiye'de bile olmuştur. İşte bir tarım kenti olan Kars'ta üretim ne haldedir? Bu tarımda çok güçlü olan kazanız ne haldedir? Üretimin yapılması için sulamanın olması lazım. Sulamanın yapılmasından sonra toprak analizinin yapılması lazım. Buna göre uygun bitkinin üretilmesi lazım. Uygun yeni altyapısı olan çavdarın, yulafın, buğdayın üretilmesi lazım. Yemin olması lazım. Yemin sütün fiyatının altında olması lazım. Dolayısıyla topraktan bu üretimi elde ettikten sonra süt üretimini artırmamız lazım. Birkaç gün önce Hürriyet gazetesinde gör ki Kars'ta süt tükenmiştir. Sütün tükenmesinin sebeplerini ortaya koymak gerekir. Süt neden tükenmiştir? Doğuda size bir kuruş teşvik veren bu hükümet batıda da size bir kuruş teşvik veriyor. Ben diyorum ki doğuda 5 kuruş teşvik vermesi yerine 50 kuruş verirsin ama batıda 5 kuruş verirsin. Kıbrıs'ta size verilen teşvik 100 kuruştur. Değerden severim. 100 kuruştur. Neden diyorlar ki işte burada bunlar var. Ya burada bunlar varsa bizim çevremizde bir ülkeler vardır. Biz sınır kentiyiz. Bu tarımın güçlenmesi için sütün teşvikinin artması lazım. En az 50 kuruş olması lazım. Peki sütün üretimi arttığı zaman hayvancılık artmayacak mı? Bakın size bir şey söyleyeyim. Bu hükümetin bugüne kadar görülmedik bir yanlış söyleyeyim ki ilk defa kurbanlık küçükbaş hayvan bu hükümet döneminde ithal edilmiştir. Bu ayıp bunlara yetmez mi? Değerli hemşehrilerim, onun için süt ve hayvancılık, sütçülük ve hayvancılık gelişmeden, topraktan yeteri ve bitkiyi almadan burada tarımın kalkınması mümkün değildir. Onun için biz Kars'ın kümbetlerini çok yakından takip ediyoruz, çok yakından biliyoruz. Kars'ta üretimi artırmak zorundayız. Çünkü insanımızı buraya bağlamak zorundayız. Yoksa insanımız bir yere gider, buradan çocuğu gidip büyük şehirlerde perişan olacaktır. Bu şehrimizin her tarafına baktığımız zaman sarı kamışından divarına, divarından kavurlarına, kavurlarından at yakasına, arpa çayına, su suyuna. Hani derler ya İstanbul'un taşı toprağı altındır. İnanın ki bu kazaların hepsinin taşı toprağı altındır. Yeter ki değerlendirelim. O için çalışmak lazım. Çalışmak lazım, sahip çıkmak lazım. Siyasetçinin de görevi bu yolları aşmaktır. Bu yolları açmak için iktidarda olsak zaten mesele yoktu. Ama deyin ki iktidarda olmadınız, muhalefette oldunuz. Ne yapacaksınız? Vallahi yetkilinin kapısına dayanacağız, yetkilinin yakasına yapışacağız. Sizler için varlığınızı, yokluğunuzu ortaya koyup bu istediklerimizi alacağız. Bundan hiçbir şekilde endişeniz olmasın. Değerli hemşehrilerim, saygıdeğer hemşehrilerim, biz yüreğimizi ortaya koyacağız, sizlerin de yüreğinizi ortaya koymanızı istiyoruz. O insanın namusudur, o insanın şerefidir. İnsan şerefini, namusunu ona yakışır bir şekilde kullanmalıdır. Ben demiyorum, dinle hafıza oy verin. Bakın etrafa, Kars'ta öyle bir tablo çizgisi ortaya, vallahi de billahi de bizim partinin adayları hepsinden güzeldir, hepsinden iyidir. Bundan hiç endişeniz olmasın. Gelin diyecek hiçbir yıkanımız olsun. Size bakarken hiçbir şekilde yüzünüz kızarmıyor. Utanmıyoruz. Sizi çalmadık, çırpmadık, sizi hortumlamadık. Sizin memleketinizde siyaset yapıp bavurumuzu doldurmadık. Bakın bunu hep anlatırım. Bu arkadaşlardan bir tanesi bana diyor ki, ya çantacı, güzel, çantacı ne yapıyor? Çantasına iki lokma ekmek koyuyor, gurbete gidiyor, gurbette ya okuyor ya da çarşı evine para gönderiyor.
Peki ne oldu? Benim çantacılığım. Çıktım kuvvete. Okudum. 32 yıllık doktorum. Geldim Türkiye'nin en köşesinde. İnsanıma hürmet ettim. Şerefimle, haysiyetimle, onurumla. Ama en şerefimle cebreye kalmadım. Çok güzel bir mesleğim var. Cebrelerine kalabilirdim. Onların bağımlılığının 400 yılı doldurabilirdim. Ama Allah bana nasip etmesin. Ben şerefli yaşamayı bunlara yeğliyorum. Aziz hemşehrilerim. Aziz hemşehrilerim. Bakın bu bana çantacı diye ne yaptı? Bu da benim gibi çanta aldı, gurbete gitti. Ne okuyabildi, ne çalışabildi. Dedi ki, bu iş böyle oluyor. Geriye döneyim, bu karayağız hayvanları kandırayım. Geldi, bu karayağız hayvanları kandırdı, 8 sene. Kocaman balonlar doldurdu, Ankara'ya gitti. Villalar aldı, yatlar aldı, katlar aldı. Değil mi? Sonra ne yaptı kardeşim? Valla balon boşaldı, geriye geldi. Balonu doldurmak istiyor, haberin olsun. Arkasına da bir yıl aldı. O da diyor ki, Ümit Yılmaz'ın Tereşeme'yi temsil edemez. Doğru diyor, ben Tereşeme'yi temsil ediyorum. Ben Gaza'yı temsil ediyorum. Ben Türkleri temsil ediyorum. Ben Kürt'ü temsil ediyorum. Ben haysiyetli insanım. Karaktersiz insanlar bunu yapar. Gerçek bir devrimci, gerçek bir ülkücü, bir ideolojisi olan insan zümrenin arkasına sığınmaz. Ben ülkücü. Hiçbir zaman böyle bir şeyin arkasına sığınacak kadar küçük bir insan değilim. Azizem şeylerim, ben inandığımdan geri durmam. İnandığımdan geri durmam, hiç de susmam. 60 yaşındayım, susmadım. Beni o işe evliliğin zikranları susturamadı. Hiçbir şey susturamaz. Diyorum, iktidar olduk, zaten her derdimde çareyiz. Kabul edin ki iktidar olmadık. Vallahi yakasını yırtarım. Her kimse, bakansa bakan, başbakansa bakan, ben karşısına hak ettiğini karşıya getirmek için size kerem söz veriyorum. Aziz hemşehrilerim, sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Şu kadarını bilin ki, ben bu siyaseti namuslu yapmak üzere yola çıktım. Arkadaşlarımın da bu niyette olduğuna kesinlikle inanıyorum. Partimin bu noktada olduğuna kesinlikle inanıyorum. Liderimin bu noktada olduğuna kesinlikle inanıyorum. İman ediyorum. Bunların hiçbir endişelerin olması gerektiğini sizlere söylüyorum.